Evet kıymetli arkadaşlar haftanın ilk günden herkese selamlar olsun. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bir şeyler üstünüzden atabildiniz mi? Teşekkürler burada 74100 için arkadaşlar. Şimdi e, nereden başlayacağım? Notlarımdan başlayacağım arkadaşlar. Notlarımdan kısa kısa başlayacağım. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden birisi duran toplar. Ciddi söylüyorum bak duran toplar. Hatta hatırlayınca Jose Mourinho açıklandıktan sonra ben neler söylemiştim. Hani Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe 5 hazırlık maçı, 4 Avrupa maçı 9, 6 lig maçı 15 maç. Yani çalışılmış bir tane duran top organizasyonu var mı arkadaşlar? Maalesef yok. Duran topları Fenerbahçe'de en iyi kullanan isim diye bir soru sorsam. Mesela birinci sıraya kimi koyarsınız? İrfan Can Kahveci'yi koyar mısınız arkadaşlar? Kesinlikle koyarsınız değil mi? Hatta lil e, Lille maçındaydı değil mi? Sonradan oyuna girdi. Duran toptan gol attı falan. Lille maçında mı? Lugano maçında mıydı? Şimdi hep yedek kulübesinde. Gerçi Lille deplasmanında attı golü. Aynen sonradan oyuna girip. Şimdi İrfancan Can Kahveci'nin olmadığı ortamda bazen Tadic, işte bazen ne bileyim Şimanski ve derbi maçta izledik arkadaşlar. Maksimen topun başına geçiyor. Yani her duran topta her defasında farklı bir saçmalık izlemeye başladık. Farkında mısınız bilmiyorum. Derbi bir maçta Maksimen'e bir serbest vuruşu var. Ha, dağlara taşlara gitmiş şekilde. Ya arkadaş rakip rahat rahat topu kornere atıyor. Rahat rahat faul yapıyor. Rahat rahat tehlikeli bölgelerde seni yaka paça tutup indiriyor. Pozisyona girmen engelliyor. Duran toplar tehdit oluşturmuyor. Ve bunun herkes farkında. Çözüm bulması lazım olan kişi kim? Şimdi sahasında derbi kaybeden Boca Juniors taraftarları futbolculara saldırmış. Yanlış anlamayın sadece şey için söylüyorum. Şimdi ben şunu merak ediyorum. İki sorunun cevabını. Hani Jose Mourinho oynanan oyun yavaş hızlanması lazım falan diyordu ya. Hani Oynanan oyunu beğenmiyordu hızını. Hızlanması gerektiğini iddia ediyordu ya. Ben çok merak ediyorum yani. Sadece merak ediyorum. Oyun hızlandı mı? Ve ben Jose Mourinho'nun duran toptan çok gol bulan takımlar oluşturduğunu biliyorum. Ya bizde neredeyse penaltı haricinde duran top kullanamıyoruz ya. Ya arkadaş sorun bende mi? Sorun Mourinho'da mı? Hepimizde mi? Yani hepimizde mi bir sorun var? Anlamıyorum. Bize gelen niye mallaşıyor ya? Ya Jose, şey, Jorge Jesus bize gelene kadar herifin kariyerinde üçlü yok. Bize geldi üçlü oynatmaya başladı ya. Ya böyle bir şey yok. Bak e, Shorts videoyla da söyledim. Sezon başında Galatasaray Beşiktaş'a 5-0 kaybetti. Yani bunu çok çabuk kısa sürede atlattılar. Çok çabuk. Yani hemen arkasından köy takımı şöyle böyle Young Boys'a e elendiler. İki maçta da yenilerek elendiler. Ya bunu da üstlerinden attılar. Yani şimdi diyorlar ki ya arkadaş bizim tikiler eşecek diyorlar. Hani kendi takımlarından da diyorlar ki eşecek saray bizim takım diyorlar. Ya arkadaş bizimkiler eşecek saray. Sizin Fenerbahçe niye böyle bir eşecek saraya yenildi diyorlar. Ve yaptıkları algıya bakın. Bakın algı yapmak için kendilerini eşek ilan ediyorlar. Yani en korkulması gereken düşman tipi algı için zafere giden yol için her şeyi mübah gören kendi onurunu haysiyetini ayaklar altına alan bir şey. Bakın algı konusunda bunlarla kimse baş edemez ama bizim taraftarın bir şeyler anlaması lazım. Şimdi bir taraftarımızın yorumu. Ben bu videoda hani artık arkadaşlar şunu yanlış anlamayın yorumlarınıza da dikkat ediyorum bakıyorum da mesela e, Twitter'da falan birçok arkadaşımızın yorumunda paylaştım. Bazen diyorlar ki "Lan hoca sen hani Ali Koç savunuyordun." Öbürleri yazıyor ki Ulan niye yönetim düşmanlığı yapıyor? Biz de sen Ali Koççu sanıyorduk. Öbürleri diyor ki hani Aziz Yıldırımcıydım. Ya arkadaş bir taraftar yorumu diye bahsediyorum bak. Diyor ki Galatasaray 5 puan önde. İkinci yarı evinde Fenerbahçe oynayacak. Ya Fenerbahçe izlen oynayacak diyor. Galatasaray ilerleyen haftalarda evinde Beşiktaş'tan oynayacak. İlerleyen haftalarda Trabzonspor'la Galatasaray yine evinde oynayacak. Yani en zorlu deplasmandan galip geldi. Evinde iki maça çıkacak. Yani Galatasaray'ın ilk yarı fikstürü aslında çok avantajlı. İstanbul dışına çok ama çok az çıkıyor. Ve bu haldeyken de bizi yenmiş durumda. İkincisi Fenerbahçe'miz. ilerleyen haftalarda Beşiktaş'ta deplasmanda oynayacak. Trabzonspor'a deplasmanda oynayacak. Yani ilk yarı bitmeden 5 puan fark kapanırsa ya da fark 2-3 puana inerse ya da Fenerbahçe öne geçerse ikinci yarı şampiyonluk şansı bence olacak diyor. Ama Jose Mourinho gereken dersleri alacaktır diye düşünüyorum diyor. İnşallah öyle yapar. Yoksa teknik direktör değişikliği, yönetim değişikliği falan olmayacak. Yani şu anda Galatasaray ilk yarı bittiğinde hani puan farkı ne olur bilmiyorum diyor. Hani bu çok başka bir şey olacak diyor. Yönetim, oyuncu değişikliği falan filan değil. Kadro değişikliği de çok başka değişiklikler olacak diyor. Neyi kastetti ben anlamadım. Ben bir istatistik yaptım. Fenerbahçe'de 10 numarada sizce kim oynamalı diye. Arkadaşlar bakın bu Öyle basit bir şey değil. Gol katkısı neredeyse sıfır olan Şimanski. Sadece bir asistten oynuyor. İkincisi Tadic. Yani on numarada Tadic oynasın diyorum. 3. Hani ikinci bir forvet. Ceko olur. Enneseri olur falan. 4. İrfan Can Kahveci. Ben bir şey söyleyeyim mi size? İrfancan Can Kahveci oynasa en kötü bu kadar oynar. Abartayım. işin bir şeyini çıkartayım. Cengiz Ünder oynasa en fazla bu kadar oynar. Yani en az bu kadar oynar diyeyim. Mert Hakan Yandaş oynarsa en az bu kadar oynar. Bu kadar gol katkısında bulunur. Bak, Mert Hakan Yandaş'a ha Şimanski'den bahsetmiyorum Mert Hakan'dan. Perşembe günü ben o yüzden diyorum ki şiddetli bir değişiklik lazım. Ya futbolcuların kafasına vura vura bakın siz böyle yaptınız diye. Maç bitiminde e, maçtan sonra bak Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi terbiyesizlik. Galatasaray arkasına 9 numara Ali Koç yazdırdığı formayı tek tek bütün futbolcularla imzalamış. Ve Tu Ali Koç yani Ali Koç'a gönderin diye Fenerbahçe soyunma odasına yani kendi soyunma odalarına bırakmış. Şimdi ya Ali Koç Fenerbahçe büyüklüğünü hala idrak edemedi. Ya Ali Koç Fenerbahçe'nin düşmanı. Ya Ali Koç'un hoşuna gidiyor yenilgi. Ya da denk gelen denk gelen hep bu adama denk geliyor. Yani bizim bir akrabanın çocuğu vardı. Ulan iş yerine giriyor kafasına pervane düşüyor. Başka bir yere gidiyor işte koluna duvardaki saat düşüyor. Başka bir yere gidiyor bacağına bilmem işte yazıcının toneri düşüyor. Ulan arkadaş sende mi bir şey var? Seni mi buluyor? Diyorduk. Ali Koç da aynı. Ali Koç diyor ki bana büyü yapıyorlar muska yapıyor. Ya arkadaş ben büyü muskanın olduğunu biliyorum. Yani bunlar dini literatürde de var. Ancak bunun çok fazla kullanıcısı var. Çok fazla bunun sahtekarı var. Ben, yani Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var. İster Müslüman olsun ister olmasın. 30 milyon taraftarın 30'u da e, felak nasıl okusun bir gün boyunca? Herhalde büyüğü, büyüğü varsa da bozarız yani. Ama iş büyü muskada değil. İş nerede biliyor musunuz? Zihniyette. Zihniyette. Şimdi birazdan çok ağır bir kısım konuşacağım. Şimdi Perşembe günü Fenerbahçe'den şunu istiyorum. Livakovic, Osayi, Bekao, Cicu Osterwolde, Mecburen Osterwolde, Kostiç oynayabilecek Kostiçlerim. Amrabat Fred, Mert Hakan. İrfan Can, en nesiri Cengiz Ünder. Bakın 7 değişiklik. Madem Cengiz'i tuttun en kritik maçta oynatın. Perşembe günü çıkart oynat. Çıkar oynat. Aç oynat. Ya Bekao. Arkadaş. Bekao Kasımpaşa maçının en iyisi. Bu maçta oynamadı. Niye? İşte önde kuralım şöyle yapalım böyle yapalım. Önde önde bir şey kuramadık. İkinci yarı zor değildi. Ha skor birden 2-0'a geldi. Şimdi o da ayrı mesele ama. Şimdi Bekao, Amrabat, Cengiz artık bunlar oynaması lazım. Tadiç, Ceko, İsmail, Şimanski, Çağlar artık bunların dinlenmesi lazım. Zorunlu açıklama. Arkadaşlar Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Dün oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma modasına indiği gerginlik yaşandığı iddiaları ve söylemleri doğru değildir. Arkadaşlar bu açıklamayı ben haberci olduğum için her tarafta haber araştırması yaptığım için biliyorum. Sebebi şu. Şimdi e, Ali Koç ile Mourinho'nun tartıştığına dair ciddi söylüyorum bak tartıştığına dair bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında indi. Ali Koç ile Mourinho kavga etti dediler. Hatta dediler Mourinho dedi ki maçtan sonra istifa edeceğim dedi. Basın toplasına da çıkmayacağım demiş. Maçtan sonra istifa etmiş. Bu istifanın kabul edilip edilmediği sosyal medyada konuşuluyordu. Bakın tazminat mazminat istemiyorum. Bırakın beni gideyim demiş. Benim hiç umduğum gibi olmadı. İstediğimi de almadın falan demiş. Ali Koç da demiş ki olmaz biz sana o kadar yatırım yaptık. Şöyle yaptık böyle yaptık gidemezsin. Ne demek ki ne demek gidiyordu ya böyle bir dünya yok falan filan demiş. Birbirine girmişler ondan sonra işte ambulans gelmiş polis helikopter şu. Hikaye böyle. Fenerbahçe diyor ki dün oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış. Soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Keşke olsaymış. Bu yalan ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemli rica ediyoruz diyor. Ben sosyal medyada çok fazla kişiyi takip ediyorum. Muhalifini de yanlışını da takip ediyorum. Yanlış anlamayın. Bakın savunduğum için demiyorum. Üç başkan adayla Mourinho ile görüştüm. Bak üçü de. Saran Conte ile de görüştü. Saran Conte ile de görüşsün görüşmesin. Ali Koç lehine çekildi. Bak, Ali Koç için çekildi. O yüzden isterse benimle de görüşsün. Önemli değil. Üçü de görüştü mü? Görüştü. Üç başkan adayı da kimi isterseniz alacağız. Hani 3-5 oyuncuyla kadroyu koruyup devam edeceğiz dedi mi? Dedi. Adam Mourinho'yu getirdi. Getirdi. Bak Ali Koç getirdi. Sözleşmesini bir yıl kalan Ennesiri'ye illa alacaksınız dedi. 19.5'a gitti aldı. Amrabat'ı illa alacaksınız dedi. Bekledi bekledi aldı. Maksimini alacaksınız dedi. Allah'tan Maksimini iki kısa sürdü. Arabistan'da hemen paket demek istediler de onu hemen aldık. Oğuz Aydın'ı sordu. Ya böyle bir fırsat var. Nasıl edelim mi? Hani kuralımız da Türk kuralı şöyle böyle alın dedi. E Cenk Tosun'a okey dedi. Alın dedi. Batshuayi için arkadaş para için oynayacak. Ben istemiyorum dedi. Gönderdi. Yani Rafa Silva bize önerildi. İstemiyorum dedi. Bak iyi, iyi dinleyin bunları. Taliska bize önerildi. İstemiyorum dedi. Şaka gibi gelecek ama Osim hem bize önerildi. İstemiyorum dedi. Bunların hepsini istemiyorum dedi arkadaşlar. Bakın yemin de edebilirim. Yani şurada Kur'an-ı Kerim var getirip elde basabilirim. benim aldığım duyumlar bu şekilde. Sosyal medyayı biraz da araştırın siz de aynısını dersiniz. Yani kısacası Ali Koç adam ne diyorsa yaptı. Fikri zıt gelse de yaptı. Şimdi Ali Koç suçlu demek burada kolaya kaçmak bence. size göre öyle mi bilmiyorum. Ha hafta içi gidip saçma gündemlerle uğraşıp Cumhurbaşkanı'na falan görüşmesine bir şey derseniz ona yorum yapamam. Ha, derbi odaklanmamız gerekiyor. Cepte gördük biz derbiyi. Konu dışına çıktık sürekli. O yanlıştı. Doğru. Ama diğer konuda da bence adam o kadar da suçlu değil dedim. Ne dersiniz? Ya yemediğim laf kalmamış. Ya beni tanımadan yargısız infaz yapmayın. Bir seçim döneminde sonrasında Aziz Yıldırım seçilmeli diyen kişi değil miyim ben? Allah'ınızın kitabınızın aşkına söyleyin. Ben bir gün olsun Ali Koç'u seçerim dedim mi? Bir gün olsun ağzından böyle bir şey çıktı mı? Ben ne dedim? Seçim bittikten sonra dedim. Arkadaş ben Aziz Yıldırım seçilsin isteyen adamdım. Ama hayırlısı olsun dedim. Demek ki Takdir böyleymiş. İnşallah doğrusunu yapmışızdır dedim. Demedim mi? Umarım ben yanılırım dedim mi? İki, seçim döneminde Lewandowski, Benzema, Dybala, Sterling isimleri ortaya atıldı mı? Hepsini de yalanladım mı? Asla gelmeyecek dedim mi? Bunları söyledim mi tek tek? Bunları söyledim diye Ali Koç düşmanı ilan edildi O dönemde dediler ki Ali Koç istese hemen getirir. Hatta Lewandowski'nin şartlarını falan konuştuk. Biz Lewandowski'yle anlaştık dedim. Ama kulübü bırakmıyor dedim. Hadi alın nasıl alıyorsanız dedim. Benzema'yı Türkiye'de getirebilecek hiçbir kurum kuruluş yok dedim. Dybala Türkiye'ye gelmek istemiyor dedim. Sterling tamamen palavra dedim. Yani Ali Koç seçimi kazanmak için belki de Ali Koç'a yakın kişiler bu palavrayı üretti dedim. 3. Jose Mourinho hamlesini ben doğru buldum. Ama en az 3 tane babalar gibi süperstar gelmeli dedim. Hani Lukaku olur. Jorginho olur. Kaldı ki siz Lukaku'yu beğenmiyorsunuz. Kaldı ki siz Jorginho'yu çöplediniz. Lukaku'yu çöplediniz. Neydi o? Höjberg'i falan çöplediniz. Öyle değil mi ya? Manchester United. Bir düşünün bakalım kimleri kimleri çöplediniz. Casemiro'yu çöplediniz. Öbürünü çöplediniz. Ha ben dedim ki Lukaku olur. Orvete. Jorginho olur orta sahaya. Kanada Maximen olur. Bir tek Maximen geldi o da ayrı mesele. Yani yeter ki isimli kaliteli ayaklar alınsın dedim. Ve hani bu paylaşımda Ali Koçu övdüğümü anlıyorlar. Benim Ali Koçu övdüğüm yok. Yalakalık yaptığım yok. Tam aksine 7 yıldır ilk defa doğru iş yaptı diyorum. 7 yılın 6'sını aslında eleştiriyorum. Konuyu başka yere çekmeye niyetli arkadaşlar çok. Niyeti bozuk. Ama gerisi böyle. Bak. Küfür, hakaret şu bu. Arkadaş Fenerbahçeliye yakışır işleri yapmıyorsunuz. Bir arkadaş çıkmış işte Beşiktaş gitti immobileyi aldı da bak adam leblebi gibi gol atıyor da bilmem ne yapıyor da şöyle de böyle de falan filan. Ya saygı duyarım yapacak bir şey yok. Bana kalsa bak bana kalsa ben Ceko'yu gönderir Batşuay ile devam ederdim. Bak bana kalsa Ceko'yu gönderir Batşuay ile devam eder. Oraya da mesela Lukaku gibi bir ismi gider kiralık almaya çalışırdım. Hani o ayarda bir ismi. Oynatırdım. Yalana gerek yok. Rafa Silva. Bana kalsa 5 dakika durmam. Şimanski 16 18'e mi istiyorlar? Lan sezonun sonuna doğru zaten golde kısırlık yaşamaya başladık. Gönderirim. Getiririm Rafa Silva'yı dedim. Demedim. Bunlar demedi. Sen demedin diye. Oynatırım dedim. Alırım. Taliska. Taliska bizde oynamaz dedim. Çünkü Taliska'nın yıllık ücretini biz veremeyiz. Verirsen el altından ayak altından vermen lazım. Yapamayız dedim. Sterling keşke gelse dedim. Neydi o? Hink Mink sondu değil mi? Onu falan yazdılar. Keşke gelse dedim. İnşallah ben yanılırım ama gelmez dedim. Ya bunları söylemez. Stoper. Hatırlayın Hermoso'yu ne yapın dedin alın dedim. Parayı basın alın adam boşta dedim. Bak 25 milyon euro. Bilmiyorum Roma oynatıyor mu oynatmıyor mu o ayrı mesele. Hani o benim meselem değil açıkçası. Ama alın dedim. Bak bu takıma stoper lazım dedim. Bu takıma hem 6 hem 8 lazım dedim. Yırtındım tabiri caizse. Rebiot'u alın dedim demedim mi arkadaşlar? Elimizde Fred var. Ya Fred kötü oynasa ne yapacağız dedim. Yani Fred kötü olsa ne yapacağız dedim. Hani sakatlansa ne yapacağız dedim. Oraya bir Fred daha almamız lazım dedim. Demediysen buyurun arkadaşlar. Yüzüme yüzüme çarpın. Gerçekleri yüzüme yüzüme çarpın demediysen buyurun. Bunların hepsini söyledim. Şimdi ben mi kötü oluyorum? Yani i̇lla bir günah keçisi bulacağız. O da sen mi diyeceksin. Bu arada Hermoso 40 dakika oynamış sadece Roma'da. Şu ana kadar ama adam 2 Eylül'de almışlar. Yani 22 Eylül 20 gün. Aman aman. Vallahi arkadaşlar bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim ne desem suç oluyor ne desem olmuyor. Ama şunu söyleyeceğim Ali Koç'un Mourinho ile tartıştığı yok. Ali Koç'un işte şunlar buraya gitsin bunlar buraya gitsin dediği yok. Mourinho'nun ben bırakıp gidiyorum şöyle böyle dediği yok. Maç bitmiş maçtan bir gün geçmiş. Maçın bence Fenerbahçe adına en iyisi Maksimen çıkmış özür diliyor. Soru diyor üzgünüm diyor. Düşün bak sadece Maksimen sahanın en iyisi üzgünüm diyor. Geri kalan da pişkin pişkin. Beni yanlış anlayacağınızı biliyorum. Eminim ama Fenerbahçe'de radikal kararlar şart. Nasıl radikal kararlar? Haaland Manchester City formasıyla 105. maçta 100. golünü atmış mesela bak. Premier Lig gibi bir ligden bahsediyoruz. Yani Ronaldo'nun bir klipte en hızlı 100 gole ulaşma rekorunu egale etmiş. Haaland gibi bir forvet alırsın tartışmam. Ama en nesiliği millet tartışıyor. Niye? Yani ee, neyse Fenerbahçe'nin kurtuluşu bak kangren olan yer kesilir Fenerbahçe'nin şu anda kangren olan yerini söyleyeyim Tadiç'in bölgesi Şimanski'nin bölgesi Şimanski gol asist yapmadığı sürece maalesef maalesef Fenerbahçe geriye gidiyor ya gol yapar asist yapar eder Atak Fenerbahçe karografi hikayesi. Videonun tamamı demiş genç Fenerbahçeliler. Youtuber mısınız? Taraftar mısınız? Diye. Bir de lan aklıma gelmişken iyi hakkı hatırladım. Güzel hatırladım. Fenerbahçe 3-0'dan 3-1'e getiriyor. Fenerbahçe şeyi de çıkmış. Anonsçusu da müzikli şekilde Ceko'nun golünü kutluyor. Ya taraftarın sinir harbiyle oynamak ya. Bak Volkan Demirel ne diyor biliyor musun? Fenerbahçe dünkü maça biz nasıl olsa kazanır havasıyla çıktı. Takım derbi maçına çıkma havasında değildi. Tribünden ben bunu çok net gördüm. Temassız oynayan bir Fenerbahçe vardı. Bak temassız oynayan Fenerbahçe. Derbi mağlubiyetlerin normalleştirilmemesi lazım. Ben bir hafta iki hafta evden çıkmam yani diyor. Anladınız mı? Biz derbi mağlubiyetlerini normalleştirmeye başladık. Kimin yüzünden? İnşallah Fenerbahçe aklı başında hamleler yapar. İnşallah Fenerbahçe taraftarı da aklı başında iş yapar. Fenerbahçe'yi bu girdaptan kurtaracak birden fazla şey var. Bir, İsmail Kartal. Yok arkadaşlar yok. Sezon bitene kadar gebersek de ölsek de ben Mourinho ile devam edilmesi taraftarıyım. Hocam bak Ali Koç'u savunmuyorum diyorsun. Asıl şimdi sen Ali Koç'u savunuyorsun. Gebersek de ölsek de ben şiddetle söylüyorum Mourinho'nun devam etmesi taraftarıyım. Öyle bedavadan kaçıp gitme yok. Yok sakın bunu aklınızdan çıkartın. Kaçıp gitme yok. 2. Nasıl bir pisteye bulaştıysa öyle çıkartacak. 3. Sezon eba edilmesin, sezon eba edilmesin. Sezon eba edilsin kardeşim. Vallahi bak. 1 3 sene daha, 1 5 sene daha heba edilmesin. Sezon eba edilsin. Hiç sıkıntı değil. Fenerbahçe kulübü çıkıyor. İşte böyle bir olay gerçekleşmedi ya. Yalan bunlar falan. Lan sana ne? Sen niye bunu savunuyorsun? Sen bunca zaman niye sustun? Galatasaray maçında Ali Koç'un inip inmediğini konuşuyoruz. Ya biz Ali Koç bahçem oldu, olduk? Fenerbahçe mi olduk? Yani biz yönetimi aklayıp paklama derdinde miyiz? Fenerbahçe'yi konuşma derdinde miyiz? Ali Koç'la Mourinho tartışabilir. Keşke tartışsa. Keşke tartışsa da Ali Koç'un Fenerbahçeli olduğunu iyice düşünsün. orada olay, burada olay, şurada olay. Bunu yapalım, şunu yapalım. Saha dışında konuşalım. Galatasaray da vergi kaçırıyormuş. Galatasaray'da işte bilmem neydi. Kara para neydi? Kara para mıydı? Yasa dışı bilmem reklam gelir alıyormuş. Galatasaray da böyle yapıyormuş. Aman Galatasaray da gidiyormuş işte kendi takım arkadaşlarına bilmem bir şeyler yapıyormuş. Galatasaray da şunu yapıyormuş. Ya bize ne Galatasaray'dan ya ne haltı varsa yesin bize ne? Biz en kritik derbi haftasında en kritik en baba derbi haftasında çıkıyoruz abi. Galatasaray'ın bilmem vergi kaçırmasını şunu bunu konuşuyoruz. Biz işimize odaklanalım. Ali Koç Recep Tayyip Erdoğan'a ne zaman ziyaret etse akabinde biz yenilmişiz ya. Duydunuz mu bunu? Ya Fenerbahçe ne yapmalı biliyor musunuz? Fenerbahçe işini yapmalı. Mourinho işini yapmalı. Fenerbahçe işini yapmalı. Futbolcular işini yapmalı. Yani çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Hayvan gibi top oynamalı. Hayvan gibi top oynamalı kardeşim. Hayvan gibi. Geleni beşlemeli, altılamalı, yedilemeli, sekizlemeli, demeli, Bak ciddi söylüyorum. Hocam sen de bırak Allah'ını seversen. İmkanı var mı böyle bir şey? Var arkadaş. Var. Sahaya yüreğini koymalı. Kasımpaşa maçında düşüşte. Sonraki maçta düşüşte. Sonra Kasım Kasımpaşa maçında ben size söyledim. Kasımpaşa maçında şiddetle söyledim. Arkadaşlar bak Çağlar dedim. Kötü. Tadiç. Bir gol bir asisten oynadı ama aldanmayın. Tadiç kötü oynadı bu maçta dedim. Bak etmeyin eylemeyin. Maksimenin üstüne çok gidiyoruz ediyoruz. Oğuz Aydın dediğim gibi 6'yı aldık. 19.5'a gittik. Şeyi aldık. Ee, Ennesili'yi aldık. Aldığımız paranın hakkını verdireceksin kardeşim. Oynatacaksın. Rotasyon. Şu takım rotasyonun kralını da yapar. Bak beğenmezsiniz ki derbiler dışında gerçekten iyiydi. Derbiler çıktığımız zaman şahane bir başarısı vardı Jesus'un. Jesus'un elinde şu kadrosu yeminle söylüyorum mükemmel şey kadrosu. Rotasyon kadrosu. Bir sonraki maçı kimse tahmin edemez. Kaç kişiyi değiştireceğini edeceğini kimse de tahmin edemez. Şahane de rotasyon yapar. Perşembe günü mesela olan der perşembe günü. Ee, şeyden, Yusuf Akçiçek'ten çıkıyorum stoperdedir. der. İkiniz de oynatmıyorum der. Der mi der manyak. Derdi yani o manyak yapardı. Ulan Osterwolde sen beni çıldırttın. Önümüzdeki maç yoksun derdi. Bilmem ne yapardı. Şunu yapardı. Bunu yapardı. Yani Süper Lig'deki takımlar zaten tırt. Yanlış anlamayın. Tırt arkadaş. Süper takımları Oğuz Aydın'la Cengiz Ünder'le falan yenmen lazım. Fark atman lazım. Türkiye Kupası'nı mı bekliyoruz bunları oynatmak için? Şimdi Enne Siri'nin Batşuay'den ne artısı vardı der millet sana. Diyecekler de bunu. Enne eleştirenler eleştiren ki Arkadaş 3 mü istedim, 3 vereydim, Göndermeyeydin. Bak 19.5 verdim. Hiç para vermezdim derler. O 19 buçuğa da giderdin, adam akıllı bir orta saha daha alırdın derler. Ya bir review mesela. Parayı basıp almamız lazımdı bizim. Neyse. Arkadaşlar önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçları kazana kazana ilerleyeceğiz. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah da kaybederler. Yoksa başka türlü sinirden, çileden çıkıp hani sinir harbine girip kafayı yiyeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.